Ulusal Kanal'dan iyi günler sayın seyirciler. Haftanın bu ilk gününde pazartesi gün ortasında oldukça yoğun bir gündemle başlıyoruz. Gündem yoğun. Önce özetler diyoruz. Gün ortasına özetlerle başlıyoruz. Evet, halk üretim ekonomisi için harekete geçtiği yüzlerce Adıyamanlı tütün üretiminin sonunu hazırlayan ve meclise sunulan torba yasaya tepki gösterdi. Üreticiler barikatları aştı, valiliğe yürüdü. Halk yasa tasarısının geri çekilmesini istiyor. Bu arada duyuralım, birazdan gün ortasında Adıyaman'a bağlanacağız. Gelişmeler arkadaşımız Ekrem Demir ve konuklarından da alacağız, dinleyeceğiz. Barzani'nin bölünme referandumundan sonra bölgede görüşme trafiği arttı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar İran'a gitti. Akar'ı Tahran'da İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri askeri törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak-Kürt bölgesel yönetimine sınır ötesi operasyon mesajı verdi. Erdoğan, kuvvet komutanlarına biz her an hazır olalım her şeye dedi. Komutanlar da Erdoğan'a hazırız yanıtını verdi. Sayın seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri PKK kamplarını vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki ZAP bölgesine hava harekatı düzenlendi. Bu arada Şırnak-Cizre yolunun güvenliğini sağlayan asker ve koruculara PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla saldırdı. Bir asker ve bir güvenlik korucusu şehit oldu. 4 korucu da yaralandı. Düzce Belediye Başkanı istifa etti. AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Keleş yazılı bir açıklama yaptı ve belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İspanya'da yasa dışı Katalonya referandumu sona erdi. Katalonya özerk bölgesi bağımsızlık ilan edeceklerini açıkladı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise Katalonya krizini çözebilmek için parlamentoyu topluyor. Yine gündeme ilişkin sıcak bir başka gelişme, Amerika'da Las Vegas kentinde bir konserde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, yine en az 100 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ve Fransa'da Almanya sınırında yer alan Mulhouse'daki bir sosyal konutta yangın çıktı. Yangında hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün Türk olduğu açıklandı. Özetler böyle. Evet, saatler 13.03'ü gösteriyor. Ulusal Kanal'da gün ortası başlıyor. Adıyaman haberimizle başlıyoruz. Halk üretim ekonomisi için harekete geçti. Yüzlerce Adıyamanlı tütün üretiminin sonunu hazırlayan ve meclise sunulan torba yasaya tepki gösterdi. Üreticiler barikatları aştı, valiliğe yürüdü. Halk yasa tasarısının geri çekilmesini istedi. Üreticileri Adıyaman meydanında toplandılar. Basın açıklaması düzenlediler. 130 maddelik torba yasa tasarısını protesto ediyorlar. Halkın ekmeğiyle oynamayacaksın. Bir dönüm tarlam var. 10 tane çocuk babasıyım. Evet. Elimin kiriğine şimdiye kadar idare ediyordu. Devlet buna güz dikmiş. Ben nereye gideceğim? Barikat aşıldı, valiliğe ulaşıldı. Adıyamanlı tütüncüler meclise sevk edilen torba tasarısına tepki gösterdi. Bugün de benim şu ekmeğimi el uzatıyor. Uzatamazsın. Uzatamazsın. Ben seni oraya gönderdim. Ben bunu yapasın diye yapmadım. Adıyaman'a ne yatırım yaptın? Meclise sunulan torba tasarıya göre makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla tütün doldurarak satanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ne yapacağız? Amerikan tütünü içeceğiz. Dışarıdan tütün alacağız. Kendi tütünümüzü ekemeyeceğiz, biçemeyeceğiz, içemeyeceğiz. Dışa bağımlı hale geleceğiz. Ondan sonra da borçlanarak alacağız. Yani yine sarmalı kıyılmış tütün üretenlerle satan, satışa arz eden, nakleden veya bulunduranlara 5.000 liradan 50.000 liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Üretimi yasaklayan, Türkiye üretim ekonomisine geçmek zorunda. Hükümet üretimi yasaklıyor. Adıyamanlılar tek geçim kaynakları olan tütünü korumak için ticaret borsası önünde toplandı. Yaklaşık 5.000 üretici burada bir basın açıklaması yaptı. Bu kanun teklifi derhal bu torba kanundan çıkarılsın. Bu haliyle, bu tasarının kanunlaşması halinde Adıyaman tütün üreticisi ekmeğinden aşından olacak. İşsizlik ve diğer nahoş olaylar artacak. Hepsinden önemlisi, tek başına içilebilir özelliğine sahip bir milli gelir bitip yok olacaktır. Yasa tasarısının geri çekilmesini isteyen Adıyamanlılar valilik binasına doğru yürüyüşe geçti. Polis barikat kurarak üreticileri engellemeye çalıştığı, üretim ekonomisi isteyen üreticiler barikatları aşarak valilik binasına ulaştı. Bunun Adıyamanlı tütün üreticileri için, tütün tüccarları için değil, tütün simsarları için değil, tütün üreticileri için
iyi bir şey olmadığını ben de gördüm. Adıyaman valisi Nurullah Naci Kalkancı yasa tasarısının geçmeyeceğini belirtti. Çok büyük bir ihtimalle kesin neredeyse bu konu mecliste düzeltilecek. Tütün üreticisinin lehine. 5000 üretici Adıyaman AKP il binası önüne yürüdü. Üreticiler hükümet istifa diye bağırdı. Kesinlikle AK Parti'nin 5 milletvekili asla Adıyaman'a girmesin. Çünkü girdikleri yerde tepkileri çok büyük olacak. Çok büyük tepki alacaklar. Yurttaşların AKP il binası önündeki eylemleri sürüyor. Evet, Adıyaman'da tütün üreticileri isyanda dedik. Torba yasa tasarısına karşı tepkilerini koyan üreticiler seslerini ulusal kanaldan duyuruyor. Şimdi Adıyaman'a dönelim. Arkadaşımız Ekrem Demir konuklarıyla birlikte orada olacak. Bize üreticinin sesini isyanı ulaştıracak. Ekrem'e bırakıyoruz burada mikrofonu. Umut, iyi yayınlar. Şu anda Adıyaman'dayız. Adıyaman valiliğin önünde meydandayız. Saat 10'da başlayan eylemler halen devam ediyor. Tütün üreticileri 130 maddeden oluşan torba yasada üretimi yasaklayan ve satışını da yasaklayan maddeyi protesto ediyorlar ve geri çekilmesine yönelik geri çekilene kadar eylemlerini sürdüreceklerine dair eylemlerini yürütüyorlar. Ve şu an yanımızda tütün üreticileri platformu sözcüsü Avukat Abdurrahman Tutdere var. Eylemleri örgütlediler. Basın açıklaması yapıldı sabah açıklamadan itibaren günü özetlerse. Ulusal kanal izleyicileri için. Evet. Dün sabah 27.09.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen torba kanununa Adıyaman'ın sarmalı kıyılmış tütüne ilişkin yasaklayıcı hükümlerin konulduğunun duyulmasıyla birlikte Adıyaman'da ciddi anlamda bir endişe, korku ve panik hakim oldu. Üreticilerin tamamı ayaklandılar. Gerçekten bu işte çok büyük bir rahatsızlık duydular, endişe duyuyorlar. Çünkü Adıyaman için tütün her şey. Burada yaşayan yüzlerce insanın tek geçim kaynağı tütün. Adıyaman tarım kenti. Tabii tarım kenti yüzyıllardan beri geleneksel anlamda üretilen, satılan, piyasaya arz edilen sarmalı kıyılmış tütünün torba kanununa eklenilmek istenen bir yasayla yasaklanması ve bu tütüne 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasının öngörülmüş olması tarihte görülmemiş bir şeydir. Yani 16. yüzyıldan bugüne kadar hiçbir dönemde tütün için bu kadar ağır cezai müeyyideleri öngören yasal düzenlemeler yapılmamıştı. Bu yasal düzenlemenin hapisin öngörülmüş olması halkta, üreticide, esnafta, bütün kesimlerde, Adıyaman'ın bütün kesimlerinde ciddi anlamda bir tepkiye yol açtı. Tabii bugün insanlar işte bugün sabah itibariyle Muhtarlar Derneği'nin ve Ziraat Odası'nın öncülüğünde Adıyaman Tütün Platformu'nu da destekledi, üreticilerimiz de destekledi, bir basın açıklamasını hep birlikte gerçekleştirdik. Ancak halk şu anda meclisten bu konuda yetkililerden ciddi anlamda bir açıklama yapılmasını bekliyor. Ve şu ana kadar da bu çeşitli şekilde gösteriler devam ediyor. Yani insanlarımızın, halkın, üreticilerin tek bir talebi var. Sarmalı kıyılmış tütünündeki bütün yasaklayıcı engeller kaldırılsın ve sarmalı kıyılmış tütün yasal bir statüye kavuşturulsun. Yani yüzyıllık bir geçmişi olan bu toprakların tek bir tarım ürünü olan, insanların tek geçim kaynağı olan bu ürünün yasaklanıyor olması ve yerine dışarıdan ithali, tütün ithalini kolaylaştıran büyük sigara firmalarının parasına para katacak şekilde yasal düzenlemeyi içeren bu torba kanunun derhal çekilmesini bizler de talep ediyoruz, üreticilerimiz de talep ediyor. Çünkü bu yasa, hepimiz şundan eminiz, bu yasanın bu haline geçmesi Adıyaman'ın karanlığa gömülmesi demektir. Adıyaman'ın bundan sonra açlıkla, yoksullukla pencereleşmesi demektir. Son iki yıldır çiftçimizin yüzü biraz güldü bu tütünden dolayı. Son birkaç yıldır işte yavaş yavaş biraz piyasada para kazanmaya başladılar insanlar. Ancak bugün bu, biz yıllardan beri Adıyaman Tütün Platformu olarak mevcut idari para cezalarını öngören mevcut yasaklayıcı hükümlerin kaldırılması, özgürleşmesini beklerken bugün hapis cezasıyla karşılaşmamız gerçekten hepimizi şok etti. Yani hepimizin talebi, Adıyaman'ın bütün siyasilerin seçimlerdeki vaatlerine, taahhütlerine baktığım zaman hepsi biz bunun önündeki yasakları kaldıracağız şeklinde taahhütleri vardı. Ancak gelin görün ki bu taahhütleri biz halk beklerken şu anda ceza tehdidiyle çiftçi terbiye edilmeye çalışılıyor. 3 yıl hapisle, 6 yıl hapisle terbiye edilmeye çalışılıyor. Bu kabul edilecek bir şey değildir. Bu yasanın hukuk tekniği açısından uygulanabilirliği de yoktur. Bugün siz bir ceza hukukunda suçu tarif edersiniz, cezayı tarif edersiniz. Bugün makarona, sigara kağıdına herhangi bir madde saran 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır diye bir hüküm koyarsanız bunun adı hukuk olmaz. Bunun adı
adalet olmaz. Hiçbir ceza yargılaması sisteminde böyle bir düzenleme olamaz. Düşünün ki sen sigara kağıdına saman sarsan 3 yıl hapis yiyeceksin. Bu ne demektir? Bu Adıyaman'ımızdaki bütün üreticilerin, şu anda 200 bin insanın tek geçim kaynağı olan bu tütününden dolayı herkese cezaevi yolu demektir. Aslında Adıyaman'a vaat edilen büyük bir cezaevidir. Adıyaman'ı açık bir cezaevine dönüştürecektir. Bu nedenle Adıyaman halkı kesinlikle bu yasaya karşıdır. Bu yasanın derhal torbadan çıkarılmasını talep etmektedir ve bu haklı bir mücadeledir. Bu mücadele bu torba yasadan tütüne ilişkin hüküm çıkarılmadan veyahut çiftçi lehine sarmalı kıyılmış tütünün önünü açacak bir şekilde yasal bir düzenleme yapılmadan asla bu feryatlar dinmeyecektir. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Parlamentodaki bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. Sizler milli ve yerli olan bir ürünü yasaklayıp uluslararası sigara şirketlerine Adıyaman esnafını, Adıyaman üreticisini peşkeş çekmekle bu ülkeye hangi katkı sağlayacaksınız? Bunu anlamak mümkün değil. Bu yasanın hazırlanması, bu yasanın gerekçesi saçmalıklarla dolu. Gerekçesinde diyor ki yerli şart tütünlerinin yabancı ülkelerden gelecek sigarayla ikame etme zorunluluğundan bahsediyor. Yok böyle bir şey. Tütün Üst Kurulu'nun kendi raporu var. Adıyaman'ın tütünü tek başına içim özelliğine sahip bir tütündür. Başka bir yerde ikame etmesine de gerek yoktur. Bunlar hepsi bilinmiş olmasına rağmen, Tütün Üst Kurulu'nun raporlarında, çalışmalarda yer almış olmasına rağmen bugün bunların görmezden gelinerek bir takım sadece sigara tekerlerine, sigara tekerlerinin önünü açmak için bir takım düzenlemelerin parlamentoya sevk edilmiş olması Adıyaman'da 7'den 70'e herkeste ciddi bir tepki yaratmıştır. Adıyaman bunu asla kabul etmeyecektir ve biz bütün parlamentodaki siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. Adıyaman'ın şu feryadını duyun. Adıyaman'ın yoksul halkın feryadını duyun ve bir an evvel bu işin çözüme kavuşturulması için gerekli yasal adımları atın diyoruz. Şu an sabah 10'da başlayan yürüyüşler valiliğe, valilikten AKP binasına, oradan belediyeye yürüyüş yapıldı. Şimdi Adıyaman caddeleri şu an yürüyüşe devam ediyor. Bugün bir planlama var mı? Bugünle ilgili bir planlama yok. Bugün basın açıklamasından sonra muhtarlarımızla sivil toplum örgütlerimiz saat 2.30'da bir araya gelecekler. Muhtarlarımız kendi arasında toplantı yaptılar. Bundan sonraki eylem takvimini sivil toplum örgütleri, siyasi partilerimiz, Adıyaman'ın bütün kurum ve kuruluşlar hep birlikte oturup bu tütün işini masaya yatıracak. Bundan sonra da yol haritasını bu akşamki toplantılardan sonra hep birlikte çizeceğiz ve bundan sonra da bu mücadele yasadan, bu torba kanundan bu teklif çıkarılıncaya kadar bir şekilde, demokratik bir şekilde devam edecektir. Bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Adıyaman bu konuda kararlıdır. Adıyaman bu konuda kesinlikle geri adım atmayacaktır. Hukuk çerçevesinde demokratik yollarla Adıyaman çiftçisi kendi geleceğine, kendi tütününe sahip çıkacaktır. Biz öyle inanıyoruz ki bugünkü bu basın açıklamalarından ve halkın bu taleplerinin parlamentoda yankı göreceğini umuyoruz. Milletvekillerine de bu çağrılar yapıldı. Milletvekilleri de parlamentoda gerekli görüşmeleri yapıyorlar. Bakanlıklarla görüşmeler yapıyorlar. Öyle inanıyorum, kısa bir sürede inşallah sonuç alırız. Hepimizin temennisi, umudu bu. Milletvekilinin milletvekili, AKP milletvekili Ahmet Aydın'ın tütünle ilgili fabrika projesi. O bir şehir efsanesi. Şu anda öyle bir şey yok. Öyle bir dedikodu yayılmış. Burada yani Ahmet Aydın'ın şahsıyla ilgilidir. Ahmet Aydın da bu Adıyaman'da yetişen, bu Adıyaman'ın toprağında büyüyen, buranın suyunu içen hiç kimse tütüne bu yasağı evet demez. Diyemez. Bu milletvekili olur, çöpçü olur, çalışan olur, emekçi olur, memur olur. Hepimizin ortak noktası tütün. Ben bu konuda bizim milletvekillerimizin de bunu destekleyeceğini hiç düşünmüyorum. Onlar da kısa süre içerisinde çalışmalarını yapacak ve biz bu mücadeleyi onlarla birlikte de vereceğiz. Halk, vekil, sivil toplum örgütü, bütün kesimler dayanışma halinde olacak. Siyasi partilerimiz dayanışma halinde olacak ve bu ortak ses parlamentoda Ankara'ya ulaşacak. Çözeceğiz. Ben inanıyorum. Tütün platformu 2009 yılında da böyle bir çalışma yapmıştı. 4733 sayılı yasada gerekli değişikliği o zaman bu halkın mücadelesi sağlanmıştı. Ben öyle inanıyorum ki bu kararlılık orada yankı bulacak ve bu düzenlemenin de olacağına ben inanıyorum. Tabii bütün Adıyaman'ın da duyarlı olduğu için, kendi ekmeğine geleceğine sahip çıktığı için de ben hepinize, sizin aracılığıyla hepsine de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu planlama yapılacak ve önümüzdeki saatlerde biz bunu da kamuoyuna açıklayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, şu anda Adıyaman Valiliğin önünde bir kavşak var. Ana cadde, ana bulvar şu an arkamızda, görüntüye girmiyordur. Tütün üreticileri caddeyi trafiğe kapattılar ve trafik işlemiyor. Şimdi yanımızda yine CHP İl Genel Meclis üyesi Mahmut Nedim Evli var.
Kendisinin de bu eylemle ilgili görüşlerini alacağız. Yer değiştirsek. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Hayır. Eylemle ilgili sabahtan itibaren gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Hayırlı günler ve hayırlı yayınlar diliyorum. Biz sizlerin de biliyorsunuz bu çiftçilerimizin haklı talebine yanında duracağız. Adıyamanlı hemşerilerimin, Adıyamanlı üretimini ekmeği elinden alıyor şu anda. Yapılan torba yasasına konulan tütünle ilgili makarona sardığın tütün olmazsa dahi sen herhangi bir madde sardığın zaman 3 yılda 6 yıla kadar hapis cezası öngörülür. Bu Adıyaman'a reva görünmemesi lazım. Adıyamanlı hemşehrilerim ama Adıyamanlı üreticilerin bu haklı talebine, bu haklı yürüyüşüne baştan sona kadar destek vereceğiz. Yanında duracağız. Demokratik çerçevede tabii bunları yapacağız. Ahmet Bey'in de başbakanla bir randevu aldığını, bu önerinin, bu yasa teklifinin geri çekileceğini, düzenleme yapılacağını söylemişti. İnşallah bekliyoruz. Mecliste de bir açıklama yapılırsa, bu insanlara duyurulursa daha iyi olur. Çünkü bu insanların, bu üreticinin tepkisi dinleyecek kadar cesur, dinleyecek kadar cesaretli insanlar burada toplanmış. Adamların haklı talebidir, çiftçilerimizin haklı talebidir. Ekmeği elinden alınıyor. Çocukların geleceği, Adıyaman'ın geleceği. Şu anda 2002'de yapılan bir araştırmada doğru da üretim sağlayan, doğru da ekim sağlayan 80 bin kişi. O 80 bin kişi şu anda inanıyorum ki 200 bin kişiye yakın doğrudan tarladan gelir sağlıyor bunlar. Söyledikleri, çiftçimizin söylediği haklı talebi şudur. Bana karışmayın, ben devlete bir yük getirmiyorum. Ben ürettiğimi kendim piyasayı bulup kendim satabiliyorum. Devlete de ayrı bir yük getirmiyor. Bunlar yasal bir düzenleme getirerek benden vergi alınsın diyor. Ben vergiye karşı değilim. Devletim vergi vererek ben üreteceğim. Piyasayı da kendi bulacağım. Devletim kar edecek. Ben de istikam sağlayacağım bundan. Bundan daha iyi bir şey olabilir. Bundan daha iyi bir talep olabilir mi? Peki yasa geçerse ne olacak? Yasa inşallah yasa inşallah yaşa öyle bir şey olmasın. İnşallah hepimizin talebi yasanın tekrar meclisten geri çekilmesi. Eğer bu Allah korusun bu geçtiği zaman Adıyaman aşığa sefalete mahkum edilecekti. Hiçbir vatandaşım bunu istemez. Mecliste olan 5 milletvekilimiz de buna uy vereceğinin kanısında değilim. Bununla mücadele edecekler. Bunu inşallah torba yasasından geri çıkarıp yeni de bir düzenleme yapacaklar. Buna inanıyorum. Tabii ki eğer geçerse Allah korusun böyle bir şey olduğu zaman tüm Adıyamanlı halkını, tüm Adıyamanlı hemşehrilerimi aşığa sefalete mahkum edecekler. Bakın Adıyaman neyle anılıyor biliyor musunuz? Üretimi. Evet. Adıyaman neyle anılıyor biliyor musunuz şu anda? Irgat kent Adıyaman 16 ilde ırgatlık yapıyor. Kesinlikle. Sen bunu bu tütünle kaldığın zaman Adıyaman'ı nereye göndereceksin? Tüm illere ırgat olarak göndereceksin. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Tüm Adıyaman'ın hemşehrilerinin bunu kabul etmesi mümkün değil. Yıllarda GAP mağduru ırgatken üvey evlat muamelesi gördük. Bundan sonra inşallah bunu görmeyeceğiz. Bu tütün yasasında tüm yetkililere seslenin bir an önce torba yasasına çıkarıp kaldırılması lazım. Ben diyeceğim. Tabii. Teşekkür evet. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İl Genel Müdürlüğü üyesi Mahmut Nedim Evli. Değerli izleyiciler, Vatan Partisi Kardeşlik Bürosu üyesi Arif Doğan. Onun da eylemle ilgili görüşlerini alacağız. Buyurun şöyle yer değişebilirsek. Sabah itibariyle siz de buradaydınız. Takip ettiniz. Yasa tasarısı sizce niye çıktı ve bugünkü gelişmeler nasıl görüyorsunuz? Aslında bu yasa tasarısı hukuken değerli arkadaşlar iyi izah ettiler. Bunun uluslararası sigara tekerlerine hizmet ötenin metninin ötesinde başka bir şey değildir. Uluslararası sigara tekerleri Adıyaman tütününü yasaklamasına ön ayak olma yegane tek sebebidir. Dolayısıyla burada Adıyaman'da ekonomiyi veya üretime hapsetme bir politikası hükümetin de çok yanlış bir politikadır. Dolayısıyla üreticinin, çiftçinin üretmesi lazım. Burada Adıyaman'ın başka hiçbir geliri yok. Kızların çeyizleri, erkeklerin evlilik hazırlıkları, çarşı pazar alışverişi, insanların borç alışverişleri dahil tütün parasına ertelenmiş durumda. Bu ekonomi çarkı durdurmak hiç kimsenin haddına değildir. Bir üretim ekonomisine derhal geçmelidir. Hangi il, hangi kulvarda nasıl bir üretim yapabiliyorsa özellikle çiftçilerimizin üretim alanını genişletmek lazım ve üretmek lazım. Onun için burada biz Adıyaman halkımızın ve Adıyaman'la birlikte omuz omuza bu yasağa karşı birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz.
bu torba yasaya konulan bu yasanın da derhal çıkarılması lazım. Hükümetin bunu hiçbir vakit kaybetmeden çıkartması lazım. Adıyaman'ın ekmeğiyle, Adıyaman'daki yurttaşların ekmeğiyle oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Eylemleri izlediniz. Halen devam ediyor eylemler. Evet. Nasıl gözlemleriniz nedir? Yani kararlı sabah burada park, Özgürlük Parkı'nın önünde yaklaşık 5000 kişi toplanmıştı. Daha sonra valiliğin önüne geldiğinde 10 binlerce insana varıldı. Yani hala devam etmektedir. Bu, ben birkaç çiftçiyle görüştüm. Bu yasa 3-4 gündür Adıyaman'da konuşulduğu günden beri biz uykularımız kaçtı. Yatamaz olduk diyorlar. Biz gece gündüz gerekirse burada parklarda yatıp kalkacağız. Bu mücadelemizi sürdüreceğiz diyorlar. Bir kararlı Adıyaman gördük. Kararlı Adıyaman'ın mutlaka bir kararlı duruşu var. Buna hiç kimse dayanamaz. Bence bu yasa iptal edilecektir. Ben hiç burada bir ihtimal vermiyorum. Hükümetin de bu yasayı çıkaracağını umuyorum. Derhal iptal edilecektir ve Adıyamanlı da rahat edecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Adıyaman Valiliği önündeki canlı yayınımız burada sonlanıyor. Eylemler devam ediyor şu an arka tarafımızda. Yollar özellikle valilik önündeki kavşak trafiğe kapatılmış durumda. Gün içinde gelişmeleri tekrar aktarmaya devam edeceğiz. Söz yeniden merkez bürolarda. Ekrem Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Evet, Adıyaman'da üretici, tütün üreticisi isyanda sabah saatlerinde valilik önünde bir açıklama yapıldı. Halk yürüyüşe geçti. Şu anda caddeler trafiğe kapatılmış durumda. AKP il binası önüne, sonra belediye önüne yürüyüş yapıldı. Ekrem Demir üreticilere mikrofonu uzattı. Tütün üreticileri platformu sözcüsü avukat Abdurrahman Tutdere ile görüştü önce. Onun değerlendirmelerini aldı. Sonra CHP Genel Meclis Üyesi Mahmut Nedim Evli'nin değerlendirmeleri önemliydi. Adıyaman'ın ekmeği elinden alınıyor dendi. Yaklaşık 200 bin insanın geçim kaynağı tütün üretimi. Adıyaman için tütün bir anlamda her şey. Bunu anlıyoruz. Yine Vatan Partisi Kardeşlik Bürosu yöneticisi Arif Doğan'ın değerlendirmeleri önemliydi, gözlemleri. Adıyaman'ın ekmeğiyle kimse oynamasın dedi. Milletvekillerine yapılan çağrılar vardı. Adıyaman'ın 5 milletvekili Adnan Boynukara, Ahmet Aydın, Behçet Yıldırım, İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat'a yapılan çağrılar vardı. Meclisteki bu torba yasanın geri çekilmesi, Adıyaman'ın ekmeğiyle kimse oynanmasın dedi özetle. Önemliydi. Evet, gün içerisinde yine bu eylemi, buradaki kararlı eylemi, duruşu, mücadele ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz. Haberlerle devam ediyoruz. Amerika'da konser alanında silahlı bir saldırı düzenlendi ve en az 20 kişi hayatını kaybetti. 100 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Las Vegas polisinden yapılan açıklamada saldırganın yalnız kurt olduğu belirtildi. Amerika'nın Las Vegas kentinde yapılan Route 91 isimli müzik festivaline silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 20 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda otomatik silah sesleri duyuldu. Çok sayıda kişinin de alandan koşarak çıkmaya çalıştığı görüldü. Las Vegas Polis Departmanı saldırganın etkisiz hale getirildiğini, şu anda başka bir saldırgan olduğunu düşünmediklerini belirtti. Olayın ardından kameralar karşısına geçen polis şefi açıklamalarda bulundu. Las Vegas polis şefi konser alanına bölgedeki bir otelin 32. katından silahla ateş açıldığını söyledi. Failin Amerikan vatandaşı ve bölgede oturan bir kişi olduğunu ifade etti. Saldırının neden yapıldığına dair henüz bir bilgi yok. Soruşturma devam ediyor. Saldırganın yalnız kurt olduğu ve saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği değerlendiriliyor. Öte yandan kentteki güvenlik önlemleri kapsamında Las Vegas havaalanlarına giriş çıkışlar kapatıldı. Şehitlerimiz var demiştik. O şehitlerimizden Şırnak Cizre'deki saldırıda şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine bir dönüyoruz şimdi. Ancak en büyük teselliğimiz Kur'an-ı Kerim'in ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda bize verdiği müjdedir. Şehidimize karşı en önemli görevimiz Mustafa Erdal kardeşimizin canını seve seve verdiği değerler uğruna hep birlikte kenetlenmektir. Vatanımız, milletimiz birlik ve beraberliğimiz için daima bir arada olmaktır.
omuz omuza vermektir. Gönül gönüle vermektir. Her kaygı şartta birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Rabbim şehidimizin derecesini yüksek eylesin. Makamını cennet eylesin. Rabbim annesine, babasına, eşine, yavrusuna ve sevenlerine sabr-ı cemil ve ecri cezil ihsan eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Hak dahili ve harici düşmanlarımıza karşı bizleri daima muzaffer eylesin. Değerli kardeşlerim, şehitlerimizi Cenab-ı Hak tezkiye ediyor. Onun için tezkiyede bulunmayacağım. Ancak hepimiz kuluz, beşeriz. Efendimizin sünnetine de itibaren sizlerden şehidimiz için helallik dileyeceğiz. Şehit Mustafa Erdal kardeşimize haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun! Helal eder misiniz? Helal olsun! Helal eder misiniz? Helal olsun! Cenab-ı Hak helalliğimizi kabul eylesin. Makamını cennet, derecesini yüksek eylesin. Şehidimizin ruhu için El-Fatiha. Evet, Şırnak-Cizre yolunun güvenliğini sağlayan asker ve koruculara PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla saldırmıştı. Saldırıda bir asker ve bir güvenlik korucusu şehit olmuştu. Dört korucumuz da yaralanmıştı. Yapımı süren Şırnak-Cizre karayolunun 20. kilometresi Kizce mevkiinde yol güvenliğini sağlayan asker ve koruculara PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırıda yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Bage şehit oldu. Yaralanan dört güvenlik korucusu Şırnak ve Cizre'deki hastanelere kaldırıldı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destek operasyon başlatıldı. Evet, şehit yüzbaşı Mustafa Erdal bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreninden o görüntüler geliyor şu an ekranlarınıza. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahilhamd. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahilhamd. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahilhamd. Evet, bize rahmet diliyoruz, hakkını helal etsin diyoruz. Biz hakkımız varsa geçtiyse helal olsun diyoruz. Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın cenaze töreninden görüntüler getirdik ekranlarımıza. Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal. Efendim, Barzani'nin bölünme referandumundan sonra bölgede görüşme trafiği arttı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar İran'da. Akar'ı Tahran'da İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri askeri törenle karşıladı. Bölünme referandumuna giden Barzani'ye karşı askeri harekat seçeneği konuşulurken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar İran'a gitti. Akar İran'da mevkidaşı Tümgeneral Muhammed Bakri tarafından resmi törenle karşılandı. Akar, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Törenin ardından Akar'la Bakri görüşmeye geçti.
Görüşmede sınır güvenliği, terörle mücadele ve bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi. İran ziyareti kapsamında Akar'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Savunma Bakanı Emir Hatemi ile de bir araya gelmesi planlanıyor. Hulusi Akar'ın İran ziyaretinden önce Irak Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye gelmişti. Irak Genelkurmay Başkanı Türkiye'den sonra İran'a giderek ülkenin Genelkurmay Başkanı ile görüşmüştü. Bakanlar Kurulu Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında saat 16'da toplanacak. Çankaya Köşkü'nde yapılacak toplantının gündemi ise Barzani yönetimine yaptırımlar, İdlib'e operasyon ve motorlu taşıt vergisine gelen zam olacak. Bakanlar Kurulu Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanıyor. Çankaya Köşkü'nde yapılacak toplantının saat 16'da başlaması bekleniyor. Toplantıda Kuzey Irak'a yaptırımlar masaya yatırılacak. Türkiye'nin İran ve Irak arasında yaptığı görüşmeler değerlendirilecek. Habur'a alternatif olabilecek Ovaköy'e sınır kapısının inşası da konuşulacak. Kurulun bir diğer gündem maddesi de İdlib'e yapılması beklenen operasyon. Rusya ile yapılan görüşmeler çerçevesinde değerlendirilecek olan operasyonda Türkiye'nin neler yapılabileceği tartışılacak. Motorlu taşıt vergisine yapılan %40'lık zam da kurulun bir diğer gündemi. Motorlu taşıt vergisine bir kez daha bu verginin değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak-Kürt bölgesel yönetimine sınır ötesi operasyon mesajı verdi. Erdoğan, meclisteki açılış resepsiyonunda kuvvet komutanlarına biz her an hazır olalım her şeye dedi. Komutanlar da Erdoğan'a hazırız yanıtını verdi. Ben ne diyorum? Bir gece ansızın gelebiliriz. Bir kez daha sınır ötesi operasyon sinyali verdi. Askerin hazır olmasını istedi. Şu anda bütün güçlerimiz Silopi'de, sınırda, oralarda her türlü manevrayı yapıyor mu? Bu ne demektir? Biz hazırız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış resepsiyonunda bölgesel gelişmeleri ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Resepsiyonda kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarıyla bir süre sohbet eden Erdoğan, Genelkurmay Başkanımız İran'a gitti, biz her an hazır olalım her şeye dediği kuvvet komutanları da Erdoğan'a hazırız yanıtını verdi. 4 Ekim'de yapacağı İran ziyaretini de değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Barzani'nin bölünme referandumuna karşı yol haritasının Tahran'da belirleneceğini vurguladı. Kuzey Irak konusunu da görüşeceğiz. Ve bu görüşmelerimizin içerisinde tabii gerek Sayın Ruhani ile gerekse Sayın Hamene ile görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmelerden sonra çok daha tabii değerlendirmiş olarak süreç için ciddi bir yol haritasını belirlemiş olarak dönmüş olacağız. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile de Perşembe günü Irak zirvesi yapacaklarını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de duruma göre görüşebileceğini ifade etti. Bu konudaki kanaatlerini alırım ve bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz. Resepsiyonda Barzani'nin referandumuna ilişkin Başbakan Binali Yıldırım da bir değerlendirme yaptı. Geri adım için bölgesel yönetimin hala bir şansı bulunduğunu kaydeden Yıldırım, Erbil ile Bağdat'ın masaya oturması gerektiğini savundu. Yıldırım, Türkiye'nin de bu sürece destek vereceğini belirtti. Sayın seyirciler, bundan böyle Peşmerge'ye PKK muamelesi yapılacak. Kuzey Irak'tan Mehmetçi'ye yapılan herhangi bir saldırı Peşmerge PKK işbirliğiyle yapıldı şeklinde algılanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri de saldırılara bu tehdit tanımlamasına göre karşılık verecek. Bugün artık dün yok. Her şey değişti. Artık tehdit algısı da değişti. Sınırdan Türkiye'ye saldırı olduğunda Peşmerge'de sorumlu tutulacak. Mehmetçik PKK ile birlikte Peşmerge'yi de vuracak. Barzani'nin bölünme referandumundan sonra Irak'ın kuzeyine yönelik planlanan operasyonlar, Barzani bölgesindeki PKK'lılar üzerinde de tedirginlik yarattı. Türkiye, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığına karşı teyakkuz seviyesini arttırdı. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Ankara artık Barzani'yi PKK'nın her saldırısından sorumlu tutacak.
bölgesel yönetime karşı değişen angajman kuralları gereği Irak'ta ya da Türkiye'de görevli Mehmetçi'ye yönelik en ufak bir saldırı Peşmerge PKK işbirliğiyle yapıldığı şeklinde algılanacak. Kuzey Irak bölgesel yönetimi bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur. Saldırılara yanıt da bu algıya göre verilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile birlikte Peşmerge'yi de vuracak. Irak güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile yaptığı ortak tatbikatta Erbil'de rahatsızlığa neden oldu. Bu nedenle Irak'taki TSK üslerine yönelebilecek olası tehditlere karşı da Ankara teyakkuzda. Her türlü önlem üzerinde çalışılıyor. Plana göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki üs bölgeleri hareketli hale getirilecek. Üs bölgelerine belirli mesafelerde güvenli bölgeler oluşturulacak ve belirlenen çemberin içine giren herkes angajman gereği etkisiz hale getirilecek. Türkiye'nin güney sınırlarında olabilecek bir statü değişikliği, bir yapay devlet oluşturma çabası Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gayrimeşru referandumunu değerlendirdi. Bölgenin tehlikeli bir süreçten geçtiğini belirten Nasrallah, yeni Orta Doğu projesinin İsrail'in daha güçlü olması için bölgeyi ırk ve mezhep bakımından bölmek olduğunu vurguladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bölücü referandumuna Lübnan Hizbullah'ından da tepki geldi. Aşura mateminde konuşan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Barzani'nin yasa dışı referandumunu değerlendirdi. Nasrallah, Orta Doğu'nun bölünmeye çalışıldığına dikkat çekti. 25 Eylül'de yapılan referandumu gayrimeşru olarak nitelendiren Nasrallah, IŞİD projesinin bitmesi ve başarısız olmasının ardından yeni bir proje hazırlanıyor. Bu, bölgenin yeniden bölünme projesi ve başlangıç Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden olacak, dedi. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bölgenin tehlikeli bir süreçten geçtiğini belirtti, bölge ülkelerini uyardı. Yeni Orta Doğu projesi, İsrail'in daha güçlü olması için bölgeyi ırk ve mezhep bakımından taksim etmek, bölge halklarının sorumluluğu bu bölünme karşısında durmaktır. Nasrallah, Kürtlere kendi kaderlerini tayin etme aldatmacasına kanmamaları çağrısında da bulundu. Mesele başka. Mesele bölgeyi ırk ve mezhep odaklı bölmek. Amerika'da bölünmeye destek veren çağrılar yükselirken, Washington'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi konusundaki tutumu güvenilmez. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK kamplarını vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Hedefler ateş altına alındı. Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları vuruldu. Açıklama Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. Türk savaş uçakları Zap bölgesine hava harekatı düzenledi. Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen ve teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Hedefleri bombalayan savaş uçakları emniyetle üstlerine döndü. Şırnak-Cizre yolunun güvenliğini sağlayan asker ve koruculara PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla saldırdı. Bir asker ve bir güvenlik korucusu şehit oldu. 4 korucu da yaralandı. Şırnak'ta bir asker ve bir korucu şehit oldu. Yapımı süren Şırnak-Cizre karayolunun 20. kilometresi İkizce mevkiinde yol güvenliğini sağlayan asker ve koruculara PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page şehit oldu. Yaralanan 4 güvenlik korucusu Şırnak ve Cizre'deki hastanelere kaldırıldı. Kaçan teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı. Şehit yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page için tören 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlendi. Törenin ardından şehit yüzbaşı Ankara'ya, korucu Page ise Cizre'ye uğurlandı.
İstanbul Kağıthane'de şafak vakti önceden belirlenen adreslere terör operasyonu yapıldı. Çok sayıda örgütsel dokümana el konulan baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonlar aralıksız sürüyor. Kağıthane'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'nden operasyonun içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. İspanya'da yasa dışı Katalonya referandumu sona erdi. Sonuçların %90 evet olduğunu duyuran Katalonya Özerk Bölgesi bağımsızlık ilan edeceklerini açıkladı. Bu onları hiçbir yere götürmeyecek bir yol diyen İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise Katalonya krizini çözebilmek için parlamentoyu topluyor. Katalonya'da yasa dışı ilan edilmesine ve müdahalelere rağmen bağımsızlık referandumu yapıldı. Katalonya Özerk Yönetimi referandum sonucunu %90 evet olarak açıkladı. Barcelona, Girona, Tarragona ve Lleida kentlerinden oluşan Katalonya bölgesinde gün boyu gerginlik yaşandı. 92 oy merkezi güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kapatıldı. İspanya hükümetinin müdahalesine ve Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan ederek iptal kararı vermesine rağmen oylar sayıldı. Katalonya Başkanı Charles Puigdemont sonuçların %90 evet olduğunu, bağımsızlık hakkını kazandıklarını iddia etti. Ancak Katalonya bölgesinde referanduma katılım oranı %42.3'te kaldı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, referandumun sona ermesinin ardından başbakanlık konutunda basın toplantısı düzenledi. Rajoy, bu sorumluluğumuzu yerine getirdik. Yaşadıklarını terk etmeleri için çok fırsatları oldu ama bir kere olsun bile denemediler diye konuştu. Bağımsızlık ilanına karşı da Katalonya yerel hükümetine çağrı yapan Rajoy, umarım bu kez bizi dinlerler ve hatalarında ısrar etmezler. Onları hiçbir yere götürmeyecek olan bu yolda yeni adımlar atmazlar ifadelerini kullandı. Rajoy, Katalonya krizini çözebilmek için İspanya parlamentosundaki tüm siyasi partileri görüşmeye çağırdı. Yaşanan olaylarda 900'e yakın kişi gözaltına alındı, 9'u polis, 2'si jandarma görevlisi, 337 kişi yaralandı. Barcelona'da referanduma karşı olanlar sokaklara asılan afişleri topladı, bölgede tansiyon yüksek. Avrupa Birliği ise sessizliğini koruyor. Geçtiğimiz aylarda AB'den ayrılan İngiltere ise olayların İspanya'nın iç işleri olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Katalonya Özerk Yönetimi hükümeti sonuçların Barcelona'nın Katalonya meydanında kurulan büyük platformdan açıklaması için hazırlıklarını sürdürüyor. Evet, arkamda gördüğünüz görüntü canlı. Amerika'da yapılıyor şu anda bir açıklama. Las Vegas Polis Departmanı şefi Joseph Lombardo'nun yaptığı bir açıklama. Ölü sayısının 50'yi bulduğunu, yaralı sayısının 200'den fazla olduğunu dile getiriyor. Evet, Amerika'da Las Vegas kentinde Route 91 isimli müzik festivalinde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası Las Vegas Polis Departmanı şefi Lombardo bir açıklama yaptı. Son açıklama canlı ekranlarınıza geliyor. Şu anda elin üzerinde 50'ye yükseldiği ölü sayısının, yaralı sayısının ise 200'ü aştığı belirtiliyor yapılan bu açıklamada. Amerika'daki bu sıcak gelişmeyi yapılan canlı yayına aktardık. Fransa'ya dönelim. Fransa'da da yine önemli bir gelişme var. Fransa'nın Mulhouse şehrindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Olayda 3'ü Türk, 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 4'ünün çocuk olduğu açıklandı. Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinde dün gece yangın çıktı. Yangında 3'ü Türk vatandaşı, 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Yaralananlardan 3'ünün durumu ise ağır. Mulhouse Belediye Başkanı Jean Hotner de ölen 5 kişiden 4'ünün çocuk olduğunu duyurdu.
Yangınla ilgili kriz masasının oluşturulduğu söylendi. Yaralıların şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği belirtildi. Mülhus'ta 2014'te çıkan yangında da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında gün ortası kaldığımız yerden aynen devam edecek.